nerede kalıyoruz burada falan orada? Zagreb'deyiz başkent. Hemen başkent merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Şu yoldan şöyle gidiyoruz. Tren yolunu takip ediyoruz hep. Sonra da orada zaten aşağı şehir en önemli kısmına geliyoruz. Kral Tomislav Caddesi. Çok güzel, sessiz, sakin bir yer. Arada tren geçiyor, bize enteresan geliyor, seviyoruz. Arabamızı da ücretsiz arkaya koyduk, o önemli bizim yolda. İçin. Para vermedik arabaya. Güvenli, evet. Burası da normal yani. Mahalle. Bir tek mutfağı yok. Evet. Normal, güzel yani. Bugün biraz hava cacık, saat 5'te yağmur yağacaktı. Birazcık bayağı yağdı. 30 dereceden 15 derecelere indi arkadaşlar hava. Yalnız düzelecek, yarın hemen 25'e falan çıkıyor. Bakalım ondan sonra gezeceğiz işte bugün. Eda. Merhaba, buyurun. Ne haber, neredesin? Hoş geldiniz. Şimdi Pavela Hostel'dayız. Zagreb'de, başkent Zagreb'de. Güzel, tatlı bir odamız var. İyi yani, arabamız park edecek yer de var. Bakın odaya. Güzel masası falan. Yarın yağmur yağabilir diyorlar. O yüzden masayı tercih ettik. Şimdi kampta rezil olmayalım diye. Evet, kapı aç. Dursun istersen. Dursun. Hani şöyle bir hızlıca çekeyim. Tatlı bir yer. Yağmurlu bir Zagreb gününden herkese selamlar. Neler giydiğini gösterelim şöyle bir. Bayağı giyindik bugün. Şu an yağmur yağıyor. Aslında daha çok giyinebilirmişiz. Çok ayın 30'u 30 ya. Haziran. Burası sanat galerisi ve müzesi. Karşıda domu görüyoruz. Oraya gideceğiz. Ben de yağmurlu giyeyim var. Evet, yol buradan gidiyor. Biz de bugün o taraftan gideceğiz. Yani bugün yukarı şehirden başlayacağız gezmeye. Evet, dün tersten yaptık. Akşam olduğu için video kamerayı almıyorum akşamları. Gündüzleyin alıyorum video kamerayı. Yanlarıma. Öyle işte. Ne yapıyorsun? Yağmurdan sığındık, bir tane iş alın oraya. Bedesten iş alın. Ankara Ulus'tayız. Evet, şu bayraklar da ulus bayrağı. Şu an bayağı yağmur yağıyor. Bu Zagreb meydanda şey, dom. İşte böyle bir meydan. Biraz yokuştan çıkıyoruz. Dört melek var. Yağmurdan dolayı anca çekiyorum. Makine ıslanmasın diye. Şuradan geldik. Arkası Eskişehir, çok tatlı. Şimdi içini gezeceğiz. Evet, şimdi katedralin oradayız. Meydanda. Şu melekleri demin çekememiştim, onları bir çekeceğim. Bayağı şık. Evet, şunları çekesim geldi. Evet. Neogotik gözüne vurmuş yine. Füniküler. Buradan yukarıya çıkılıyor. Şurası da Hırsız Kulesi. Buradan hırsızlar ve şehir kapıları kapatılırken bakılıyor. Bir saniye.
Bir çıkınca da Kaliope mağazasını gezmeden çıkamam. Bakın şimdi yukarıdayız, upper town'dayız. Welcome home. Yukarıya çıktık, şimdi yukarıdan tepeden bakıyoruz aşağıya. Downtown'a. Hemen şu anda kilitlerimiz şu yolun sonunda, aşk kilidimiz. Mert'i görüyoruz. Mert Lotursak, yani hırsız kulesini dibinde duruyor kendileri. Burası ayrıca Tourism Information. Nasıl Mert? Bicibicilerimiz orada duruyor. Ah! Görebiliyor musun? Ben göremiyorum. Evet. Bisikletlerimiz şurada bir yerde kilitli. Hadi bakalım. Gidelim. Şimdi tam sen Sava. Aman sen. Sen Mark'tayız. İyice karıştırdım şehirleri. Bunun çatısı çok önemli arkadaşlar. Ne demek bu çok çatı? Güzel. Anlamı ne? Bu çatıda iki tane arma görüyorsunuz. Çok önemli armalar. Bunlardan sağdaki arma Zagreb'i temsil ediyor. Soldaki de Zagreb, Dubrovnik ve de adalar. Koca eyaleti. Birliğini, evet, yani bütün eyaleti temsil ediyor. Anladım. Armalar çok önemli. Çatı çok şirin. Sen Mark. Harika ya. Bayılacaksınız. Evet, şimdi bir yere sizi götüreceğim. Nereye da? Sprinçli. Bilmem. Şuradan bir Zagreb manzarası alayım küçüğünden. Yaklaş bakın. Bakın buralar Zagreb civarı. Yukarı Zagreb. Yukarı Zagreb'deyiz. Evet. Adı öyle yani. Karşıda ben demedim. Dom. Aa, o demirler ne acaba? Demirde bir şeyler var. Hey. Tatatatam. Kilitlerimi. Vay, Eda ile Mert. Evet. Bunu biz dün akşam taktık. Buraya taktık. Oraya. Kim nöbet tutuyordu bizim şeyimize? Aziz Stefan koruyor. Aziz Stefan koruyor bizim aşk kilidimizi. Gördüğünüz gibi herkesin kilitleri var çeşitli. Kale içine bakıyoruz. İlk kilidimizi buraya taktık. 3 tane kilidimiz var değil mi aşkım? Evet. Yeleçit Meydanı'ndayız. Burası ilk Eda nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Burada hemen şeylere bakıyorum. Dinamo Zagreb tarafına bakıyorum. Şu gece club oluyor. Orada Dinamo. Bir dakika. Ve biraz his yemeye gidiyoruz. Bir dakika bekleyin. Bir de marka oranı çok. %15. King Tomislav Meydanı'ndan herkese selamlar. Kral Tomislav buranın ilk kralıdır. Hırvatistan'ın ilk kralı. Hrvatska kralı. Hrvatska. Burası güzel bir meydan. Hemen tren garı var, özel bir yol. Meşhur büyük Zagreb tren garı. Bir şey soracağım. Şimdi meydandan başlanıyor. Alt şehir. Şu dombağa bakın ya, şu dombağa. Donjigrad buradan başlanıyor. Donjigrad. Bir şey diyeceğim. Şimdi ayın 30'u, 30 Haziran ne yapacağız? Yarın galiba biz Koper, İstria falan oralara gidiyoruz. Niye böyle gözümün içine girerek Koper, İstria'ya gidiyoruz? Şimdi, sonra Plitvice. Zamanında Venedik'ten oraya gitmiştik.
Fakat Mert pasaportlarını Venedik'te unuttuğu için şimdi bilahare oraya gidemedik. Bilahare tekrar geriye dönmüştük. Şimdi tekrar belki gideceğiz. Belki Petrichka Cezare'ye geçeceğiz. Valla kafamıza göre takılıyoruz. Bakalım. İyi yani. Evet. Yeşilin yanmasını bekliyor ve bize el sallıyor. Karşıda kaldırım olmadığı için buradan gidiyorum. Hırsızlar Kulesi'nden aşağı iniyoruz. Şuraya keyfini de aldık biraz önce. Arkadaşlar Petrichka Cezare'ye gelmek üzereyiz. Girişler şuralarda hep biraz. Rastovaka'dayız. Ya yol müthiş yemyeşil. Tamam geldik zaten. Selamlar. Şimdi biz Petrichka Cezare'dayız. Burası dünya mirası. Çok güzel bir yer. Doğal güzellikleri var. Camping Borgia'ya geldik. İşte çadırımızı hemen duşların önüne kurduk. İyi oldu. Güneşe kurduk çünkü dün yağmur yağmış. Her yer ıslak. Çok güzel, sessiz, huzurlu bir kampa benziyor. Önümüzde şeyimiz var. Bir de çok geniş yani. İstediğiniz yere oturmadan dediler. Evet, masamız, ağaçlarımız. İster gölge, ister güneş takılıyoruz. Şimdi bilgi alacağız, bakalım nasıl gezeceğiz diye. Evet. Petrichka'ya gireceğiz. Petrichka'ya gireceğiz birazdan. Yedi Gölleri ya da Kovada Gölü'ne benziyor. Çok güzel. Hiçbir şey görmedik yani. Daha girişteyiz arabayla. Girişe geldik yani. Ulan! Birinci girişteyiz şimdi. Bir şey var mı? İstersen. Evet. Şöyle girişler, bayraklar. Şimdi Petrichka Cezare göllerindeyiz. Bizim yedi gölleri düşünün ama bu onun çok kat kat büyüğü, devasası. 11 gölden oluşuyor. Değişik rotalar var. Saatinize göre seçiyorsunuz. 8 saate kadar da var. 2 saatlik de var. Biz C'yi seçtik. 4 ile 6 saat arasında gezeceğiz. Buradayız şimdi. Giriş 1'deyiz. Alt göller ve yukarı göller olarak ikiye ayrılıyor. Giriş 1'den sonra 1 saat yürüyeceğiz. Ondan sonra bota bineceğiz. Çok zevkli. Botla bayağı yolculuk yaptıktan sonra biraz tırmanışlı 1,5 saat daha yürüyeceğiz. Tırmanacağız. Yukarıdaki büyük şelalelere bakacağız. Ondan sonra da trene bineceğiz. Vrrrt geldiğimiz yere. Çok zevkli olacak. Bay bay. Nasıl gözüküyor Eda? Harika gözüküyor vallahi. Çok heyecanlı. Acayip. Anam. Harika değil mi? Evet. Ay. Aa, kayık, batık kayık var bak. Aa evet. Suyun akışı nasıl? Süper. Big Waterfall'dayız. Velika Slap. Velika büyük demekmiş. Şurası değil mi? Ha şu. Evet. Çok büyük batık. Manavgat şelalesinin 5000 katı. Aa, hakikaten büyük ya. Bayağı hava tur. Şimdi de mağaraya gideceğiz. Büyük şelaleyi gezdik. Şuradaki mağaraya çıkacağız. Mağaraya tırmanıyoruz, yorulduk. Bilmiyorum oraya çıkıyorum. Bunlar şuradan dolaştık. Nereden? Gavanavak Gölü 10 metre derinlik. Ama 10 metre gözükmüyor. En derin yeri bu. Mert burayı kurşunlu şelalesine benzetmiş arkadaşlar. Ama benziyor, andırıyor. Aha tabi. Turumuz devam ediyor. Evet, en büyük şu an bota doğru yürüyoruz. Botta da çekeceğiz. Çok heyecanlı. Eda diyor ki buraya kendi zodyağımızı getirseydik açıp gezecekmişiz onunla. Erik yiyorum. Ne yiyorsun? Erik. Nereden buldun? Ağaçtan kopardım. Ya zehirli. Ah. İse. Çok güzel olmuş valla.
böyle C yazıyor mesela. Biz şimdi bu C'yi takip ediyoruz mesela. Böyle böyle tabelalar var hep. Selamlar. Şimdi etabımızın bot turu kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Burası hediyelikçi ve yemekçili. Kozyaka. Kozyaka gölündeyiz. Bayağı Kozyaka yazıyor. Gemimiz gelecek, bineceğiz. Gideceğiz. Bence botta oturabiliriz. Orada oturmak lazım. Geç oraya. Evet, şimdi botumuza bineceğiz. Çok güzel. Devam edelim. Evet. Nasıl gidiyor? Gidiyor mu? Evet, şu an pilli teknemizle gidiyoruz. Göl kirlenmesin diye. Koca şeyi pilli yapmışlar. Değil mi Eda? Kaptanımız Rafa. Bottan indik. Şimdi de trene gideceğiz ama galiba 1-1,5 saat tırmanacakmış. Evet. Gidiyor. Çok güzel gözüyoruz. Ah çekeyim. Acayip istiyordum buraya arkadaşlar. Balayımızda buraya gelemedik diye çok üzülmüştüm. Çünkü deniz kenarından dolaşıyorduk. Şimdi nasip oldu ya, çok hoşuma gidiyor. Harika, sen de benim için. Geçen bir var. Çok güzel bir yer. Neresi? Buranın adı bir şey büyük. O bir şeyler okunmuyor ama hakikaten, o yüzden bir şey diyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Nasıl gidiyor? Bakın şurada tatlı bir ördekçik var. Onun fotoğrafını çekiyorum şimdi. Gördünüz mü? Yorulmuş oturmuş artık oraya. Oh, güneşleniyor. Şakal keyif yapıyor. Burada tabii binlerce balık var. İşi oh, iş. Tabii canım, temiz su. Balık löpçe löpçe götür. Süper. Hayat bunlara şimdi güzel. Şimdi biz trene bineceğiz. Çok zevkli olacak. Onu da göreceksiniz. Çekelim. Harika olacak. Bakınız, tren geçiyor. Ona da bineceğiz. Şuraya bir baksanıza ya, harika yani. Tatlı gibi, tatlı tatlı. Hakikaten öyle ya. Çok şirin. Nasıl gidiyor Eda? Çok güzel, harika. Güzelliklere doyamadık, cennet gibi. İki taraf gör. Evet, şu anda Philip Bize National Heritage'da. Şeyde de çekeceksin aynı anda. Çok seviniyoruz. Ayarlamış mıyım? Şu an trene biniyoruz. Çok iyi kalmış. Bence binemeyeceğiz. 4 saattir, 5 saattir buralardayız. Bakın şöyle bir şey. Şimdi bitti. Şimdi artık bitti. Ve döneceğiz, şimdi trenle döneceğiz. Yani tren dediğim gibi. Şeyle. Elimle yani. Evet. Otobüsü, traktörle. Sağ ol. Var. Evet, trene bindik, gidiyoruz. Evet, şimdi demin şuralardan yürümüştük. Buralar bitti. Gördüğünüz gibi. Evet Eda, bu yolun aşağısından yani komple çepeçevre gezdik. Arkalarına geçtik. İçlerinden geçtik. Nehir var. O arka tarafından şuralarında kalıyor. Oradan tekneyle gittik. Trenle buralara geldik. Bayağı 6 saatlik, 5-6 saatlik bir yol yaptık. Şimdi son 1,5 kilometre kaldı. Şöyle bir yol yürüyoruz. Evet, bayağı bayağı yaptık hem de. Bitti artık. Merhaba. 5-6 saatlik rotamız bitti. Çok az kaldı. 1,5 kilometremiz var.
Böyle kompleman gezdik. Şurayı bir göstermek isterim size. Şu güzelliklere bakın. Trene bindik. Traktörlü trene. Tekneye bindik. Tekne de korkuyor.